Gençlik partiye, parti iktidara. AKP ve MHP'nin ortaklaşa meclis gündemine taşıdığı yeni anayasa ve başkanlık sistemine gençlerden açıklama geldi. Kendi gündemlerini Türkiye'ye dayatanlar o Türkiye düşmanlarıyla beraber deliğe süpürülürler. Vatan Partisi İstanbul Öncü Gençlik üyeleri 10. olağan kurultayını topladı. Selamünaleyküm Partisi, Vatan Partisi. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş'in gündeminde meclise gelen anayasa teklifi vardı. Cumhuriyet ve laiklik vatan ve millet mevzisinden savunulur. Üniversiteler ve bilim vatan ve millet mevzisinden savunulur. Vatan ve millet mevzisindeyiz. Saltanat heveslilerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Diş önümüzdeki süreçte gençliğin hedeflerini de açıkladı. Varlığımızı, milletimizin varlığını adamaktan başka daha büyük bir mutluluk yoktur. Tarikatların, cemaatlerin müridi olmaktan kurtaran Cumhuriyet kuşağı gibi fedai kuşak olacağız. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Büyük bir seferberlik başlattıklarını duyuran Öncü Gençlik Başkanı, üniversitelere yerleşeceklerini söyledi. Ve kurumsallaşma atağımızı başlatıyoruz. Üniversitede kökleşme ve yeşerme, okullarda kökleşme ve yeşerme stratejisini önümüze koyuyoruz. Türkiye'nin devrim sürecine girdiğini kaydeden Aykut Diş, gençliği vatan savaşında birleştireceklerini belirtti. Bizi Amerikan emperyalizmine payanda yapamazlar. Türkiye'nin vatan savaşında bozgunculuk edenlere ortak edemezler. Biz kolaycılıktan hızla uzaklaşacağız ve Öncü Gençliği bütün vatansever gençlerin örgütü yapacağız. Gençlik partiye, parti iktidara.